Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Başakşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mesut Öksüz'ün selamlarını, sevgilerini iletiyoruz sizlere. Hizmetiyle Başkan İmamoğlu 31 Mart'ta beraber sandığa sandığa Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir daha İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha bir daha bir daha yeniden bir daha İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha bir daha bir daha yeniden bir daha. Tam yol ileri. Kaldırın pankartları yukarı. Laf değil, icat. Tamamlanan %87. İnşallah birlikte %100'ü ve daha fazlasını başaracağız. İstanbul başardı. Başakşehir de başaracak. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Çıktığımız bu yolda bizleri destekleyen değerli isimler de Başakşehir'i ziyarete geldi alkışlarınızla. Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat geliyor. Başakşehir'in evlatı geliyor. Parti Meclis Üyemiz Cem Aydın geliyor. Genç ve dinamik yöneticimiz, teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli milletvekilimiz Engin Altay geliyor. Değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bu zorlu yolda destekleriniz çok kıymetli. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi alkışlarınızla Başakşehir İlçe Başkanımızı davet ediyorum. Beyzade Kayabaşı'yı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Başkanım, Şahin Tepe'ye gel, seninle mesut olalım yazmış. O halde sizi mesut etmek üzere Başakşehir'in kıymetli belediye başkan adayını, kıymetli Mesut Öksüz başkanımızı davet ediyoruz. Saygıdeğer eşini ve değerli evlatlarıyla birlikte geliyor. Hoş geldiniz sayın başkanım. Saygıdeğer Başakşehirliler, değerli başkanımıza mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sevgili Başakşehirli komşularım, sağ olun. Kış ama bahar bir günde beraberiz. Ama Nisan'da tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü her şey çok güzel olacak Nisan'da. Her şey çok güzel olacak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Heyecanlıyız değil mi?
Sabırsızız da tabii. Ama az kaldı. Başakşehir'i, güzel insanların şehrini hep beraber bambaşka bir çevreye kavuşturacağız. Çok şeyler değişti kıymetli dostlarım, kıymetli hemşerilerim. Diyorlardı ki Başakşehir'in tercihi belli. Ama tercihinin ne olduğunu sizler hep beraber göstereceksiniz. Ezberleri bozuyorsunuz, ezberleri. Göreceksiniz, hep beraber başaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Başakşehir'in tercihi hizmet artık, hizmet. Öyle ezberlerle bu iş olmuyor. Kalpten kalbe, gönülden gönüle geliyoruz. Görüyorsunuz, sokak sokak, ev ev büyüyoruz. Çünkü Başakşehir yılgın. Oyunu alıp sırça köşklerde abisinin arkasına saklananları değil, aynı dertten dertlenen, aynı yolda yürüyenleri istiyorsunuz. Çok şükür gönlümüzü hissettiniz. Samimiyetle yaptığımız çağrıya dost elinizi uzattınız. Kıymetli hemşerilerim, hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. Dertlerimiz ortak. İstanbul'un farklı ilçelerinde istisnasız Başakşehir'de beraberiz. Bakın, tüm İstanbul ilçelerinde olan tüm problemler maalesef Başakşehir'de, bizlerin de içerisinde. Çünkü nasıl olsa kazanıyorum, nasıl olsa her zaman biz kazanırız şımarıklığıyla maalesef hizmetlerimiz unutuldu. Peki böyle bir belediye yönetimi olabilir mi? Ulaşımdan barınmaya, eğitimden iş imkanlarına adeta eziyet çekiyor insanlarımız. Kentsel dönüşüm dedikleri gasp boyutuna ulaşmış durumda. Bir de diyorlar ki bana oy vermezseniz hizmet yok. Size oy verdiler de ne yaptınız? Başakşehir'e ne hizmeti yaptınız? Bakın, Başakşehir'in bütçesi İstanbul'un en büyük dördüncü bütçesi. Tam 5 milyar 450 milyon TL bütçesi var Başakşehir'in. Siz bu hizmetten ne kadar faydalandınız? Ne hizmet aldınız? Bir de oy vermezse hizmet yok diyorlar. Bütçe dediğimiz şey arkadaşlar, hepimizin vergileriyle oluşmuş birikim. Bizim hizmet için verdiğimiz bu birikimi bize kullanmayacaklar, bizim için harcamayacaklar da ne yapacaklar? Ne demek istiyorlar hizmet yok diye? Rant uğruna bin bir emekle edindiğimiz evimizi, toprağımızı el konulması hiçbirimiz için kader değildir. Altın varaklı binalarda şov yapıp seçime bir iki ay kala bir iki tane evi, pazarı gezerek başkancılık oynamak belediye başkanlığı değildir arkadaşlar. Halktan yana bir belediye milletin evine göz koyamaz. Ama rantta olan böyle arazi avına çıkar. Bu konu benim en önemli konum arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de değil, dünyada belki de olmayan bir zulümle uğraşıyoruz. Bugün belediye başkanı dediğimiz zaman belediye başkanının yapması gereken bizlere hizmet etmek. Bizim malımızı, mülkümüzü değerlendirmeye çalışmak, onlara göz koymak değil. Ama görüyoruz ki burada tamamen bir rantın peşinde koşulmuş bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. İşte bizim mücadelemiz de bunun için. Halktan yana, haktan yana bizim mücadelemiz. Bunun için artık hizmete oy verecek Başakşehir.
Bunları da burada ilk kez söylüyorum. Çünkü bizim işimiz mevcut belediye başkanının neler yaptığı değil, gelecek belediye başkanının neler yapacağını konuşmak. Bununla da ilgili çok güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Dün de bunun lansmanını gerçekleştirdik. Bu projelerimizi tüm sosyal medya kanallarımızda, tüm internet sitemizde sizler de görebilirsiniz. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan emeklilerimize, engelli vatandaşlarımıza kadar tek tek proje proje çalıştık. Aynı zamanda iş gücüne katılım olayı için de çok büyük projeler gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlar, projelerimizi sosyal medyamızdan takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Ama projelerle ilgili 2-3 başlıktan da sizlere bahsetmeden geçmek istemiyorum. Birincisi, çocuklarla ilgili tüm mahallelere beklediğimiz, çocuklar beni sokakta görüyor. Başkanım, bize park yapacak mısın, park yapacak mısın diyor. Merak etmeyin çocuklar, en güzel parkları sizlere hep beraber yapacağız. Mahalleler arasında boşta olan ne arazi varsa sahiplerinden de izin alarak sizlere geçici parklar yapacağız. Böylece hem o mahalle arasındaki kötü görüntü, inşaat malzemeleri olsun, ne bileyim çöp olsun, bunların görüntüsünden kurtulacağız. Hem de ailelerimiz çocukları sokakta mı, caddede mi, başına bir iş gelir mi korkusunu artık edinmeyecekler. Çocuklar güvenle parkta oynarken aileler de evde huzurlu olacaklar. Çocuklarla ilgili şunu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, çocukları daha ilkokul çağındayken öğretmenlerimizle, hocalarımızla beraber onları tespit etmeye çalışacağız. Ortaokula gittiklerinde de hangi branşlara uygunsa bizim yapmış olduğumuz bu spor alanları sosyal tesislerde o çocuklarımızın gelişimine imkan sağlayacağız. Çocuklarımızın müzikle olur, dansla olur, futbolla olur, basketbolla olabilir, her dalla ilgisi olabilir. O ilgi duydukları alanlarda bu tesislerimizde eğitim görecekler ve göreceksiniz Başakşehir'deki çocuklar tüm Türkiye'nin sporcuları, sanatçıları, müzisyenleri olacak. Aynı zamanda birçok okul yapacağız arkadaşlar. Bakın, 15 yıldan beri belediye yönetiyorlar ve o Altınşehir mahallemizde hala bir okul yapmayı düşünemediler. Daha bundan 20 sene önce mahallelerimizde, köylerimizde okullarımız yok muydu? Ve o okulları o zaman yapabiliyorken bugün bu kadar nüfusu olan bir mahallemizde maalesef hala bir okul yok. Bunun yanında Şahintepe'de, Güvercintepe'de, Ziya Gökalp'te birçok mahallemizdeki okullar da son derece yetersiz. Çocuklarımız 60 kişilik sınıflarda, son derece bakımsız okullarda maalesef eğitim almak, eğitimle öğrenmek istiyorlar. Bunları da burada da sanayici kimliğimizi kullanacağız. Birçok sanayici arkadaşımla konuştum. Onlara arsa tahsis edeceğiz. Onlara yer tahsis edeceğiz. O yerlerde de çocuklarımızın da bir şekilde, en iyi şekilde eğitim almalarını sağlayacağız. Bu okullar fen liseleri olacak, Anadolu liseleri olacak, ilk öğretim okulları olacak, meslek liseleri olacak. Eğitim bizim her şeyimiz arkadaşlar. Bunun yanında birçok projem var arkadaşlar. Ama o projeleri artık sosyal medyadan takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Özünde oyun parkları, okullar, yepyeni sosyal tesisler, spor oyunları, kültür sanat merkezleri, festivaller, konserler, her ilçenin keyfini sürdüğü ne varsa
bizim ilçemizde hak ediyor. Bizim ilçemizde de bunların hepsi olacak arkadaşlar. İşin özü, çok güzel bir günler bizi bekliyor kıymetli hemşehrilerim. Bunların büyük bir kısmını tüm engellemelere rağmen büyükşehir belediyelerimiz yapıyor ve yapmaya da devam edecek. İnşallah bizim dönemimizde benimle Ekrem Başkanımın omuz omuza verdiği bir belediye yönetiminde sizlerin de bize omuz vermesini, güç vermesini bekliyorum. Şimdi sevgili hemşehrilerim, size bir soru soracağım. Hazırsanız cevap istiyorum sizlerden. Başakşehir'i İstanbul'un en güzel ilçesi yapmaya var mısınız? İlçemizi ranttan kurtarıp güzel evlerde, pırıl pırıl sokaklarda, pırıl pırıl sokaklara yaşamaya var mısınız? Kalkındığımız, bereketli sofraları beraber paylaştığımız güzel bir ilçe kurmaya var mısınız? Sizler varsanız bizler de varız değerli komşularım. Şunu söyleyeyim, el ele, gönül gönüle, tam yol ileri diyorum. Bir Nisan sabahı aydınlık bir şehirde uyanmak üzere. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Mesut Öksüz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Büyükşehir'de Ekrem Başkan, Başakşehir'de Mesut Öksüz Başkan. Çok teşekkürler. Bu arada değerli kalabalığın arasında Başakşehir'in çalışkan muhtarlarını da görüyoruz. Hoş geldiniz değerli muhtarlarımız. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, 16 milyon İstanbullu için gece gündüz durmaksızın çalışan Metro Fatih, İstanbul Muhafızı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. Anlaşılan benim çok konuşmamı istemiyorsunuz çünkü bayağı pankart var. Onları okusam yeter vallahi. Fıstık, çok güzelsin. Ekrem amca, 8 yaşındayım. 8 kilometrenin 8 adım olmadığını biliyorum diye yazmış. Harikasın. Tubikser, hadi Ekrem Başkan demiş bir kardeşim. Öpüyorum seni. Anneciğim yazmış, özür diliyorum. Ellerinden öperim senin annem. Ellerinden öperim. Sağ ol. Biliyorum. Kurban olurum, sağ ol. Evet. Biz bir yola çıktık mı geri adım atmayız diyor delikanlı. Anneciğim öpüyorum sizi. Başın dara düşerse dara Mesut Öksüz'ü ara demiş. Başkanıma mesaj. Harika. Mesut ile tam yol ileri. Mesut durma ilerle, Şahin Tepes gençlik seninle. Muhteşem. Tamam. Sevgili dostlarım, Ekrem Başkan Duk Serhat'e demiş, öpüyorum seni. Duharete, tamam. Tamam, Duharete öğreneceğiz o kadar. Hoş geldiniz demiş, kurban olurum sana.
Duharete demiş, tamam. Biraz öğreniyoruz. Nasıl seslendireceğimi anlamaya çalışıyorum. 5,5 milyar yetmiyor iki gözümün çiçeğine. Evet. Acıktım Eko Başkan, manda yoğurdu mu yesek? Kilosu 450 lira. Başkanım Şahin Tepe'ye gel, seninle Mesut olalım. Mesut Başkan, mesajlar 10 numara. Harika. Laf değil, icraat tamamlanan %87. Tamamlanıyor demiş altında. Harikasınız. Burada güzel olan şu. Bir kere bütün dostlarımız burada. Karacaören köyüne de teşekkür ediyoruz. Şahintepe, Veli Baba Cemevi'ne de, o güzel hanımefendilerine de, pırlanta gibi gözlerine de, yüreklerine de teşekkür ediyorum. Burada çok tabii değerli, evet, Ziya Gökalp Mahallesi imar mağdurları olarak mahallemize bekliyoruz. Onu arkadaşlarım not alsınlar detayını. Kim var aşağıda, hemen biri ilgilensin. Hemen birine haber verin. Sevgili dostlarım, şimdi buranın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Şuraya bir fotoğraf çektiğimizde elbette bir siyasi mitingdeyiz ama buraya baktığımızda kesinlikle her şey güzel olacak. Şuraya baktığımızda burada insanlar aileleriyle, çocuklar, gençler, pırlanta gibi kızlarımız, oğullarımız, hanımefendiler, beyefendiler toplanmış gelmiş. Dünyanın en büyük nimeti. Biz birbirimizle ailece konuşuyoruz. Biz birbirimizle konuşurken karşımızda bizi dinleyen insanlarımız var. Nezaketle konuşuyoruz. Bizim dilimizde ayrımcılık yok. Bizim dilimizde insanlarımızı hor görmek yok. Bizim dilimizde insanları oy veren vermeyen diye tasniflemek hiç yok. Hizmetlerimiz insanımız için ve bu hizmetlerimizi insanlarımıza verirken insanlarımızın ihtiyaçlarını sizlerden dinliyoruz. Sizler bize yol gösteriyorsunuz. Onun için bizim aramızdaki diyalog, bizim aramızdaki köprü çok değerli. Ben size şunu söyleyeyim. Yeni bir tarih yazıyoruz hep birlikte. İnsanlarımızla yeni bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin içinde müthiş bir toplumsal ittifak var. Bu ittifakın içinde herkes var. Bütün siyasi görüşler, bütün siyasi partiler var. Bu yerel yönetim seçimi İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesi yakacak. Ve artık hiç kimse, ben bu topluma, bu şehre, bu ülkeye tek başına hükmederim, ben ne dersem o olur diyemeyecek. Bütün o antidemokratik ruhu hep beraber tarihe gömeceğiz, tarihe gömeceğiz. Sevgili dostlarım, değerli hemşehrilerim, bakın son 6-7 yıldır bu memleketin en büyük sorunu yoksulluk. Peki bu ülkenin ekonomisi, bu ülkenin sorunları bu kadar ağır olur muydu? Bakın olmazdı. Ama bir kişi çıktı, ne dedi? Ben ekonomistim dedi. Ben ekonomistim dedi. Ekonominin krallarını alt üst etti. Hatırlayın. Suçu faize, sonucu enflasyona bağladı. Ve yeni bir kural yazmaya kalktı. Bu yazmaya çalıştığı kural hepimizin başına dert oldu. İşi bilmez ekonomi bakanlarını göreve getirdi. Liyakat aramadı. Aradığı şey şuydu: ben ne dersem onu yapsın.
Oraya işi bilen biri gelse onun dediğini yapmayacaktı. Bakın, doğru insanlar ekonominin doğru kurallarını uygulamaya çalışıyorlar gücü yettiği oranda. Ama Merkez Bankası'nda, ama bakanlıkta, ama o koyduğu bakanlar bizim paramızı alt üst etti. Cebimizdeki parayı pul etti. Yoksulumuzu daha yoksul etti. Orta kesin diye kimse kalmadı. Emeklileri açıkta bıraktı. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım, bakın, İstanbul'da biz keyfi sosyal yardımları bir anda, bakın, bir anda 6 kat arttırmadık. Bir anda olmadı bunlar. İhtiyaçlar büyüdükçe biz de sosyal yardımları arttırmaya başladık. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitim bursunu arttırdık. Hiç yokken gençlerimize burs verdik. Bu sene 100.000 öğrencimize verdik. 100.000. 7.550 lira verdik. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde bir öğrenciye 15.000 liradan 100.000 gencimize yine burs vereceğiz. Sevgili dostlar. Bakın, sadece Başakşehir'de düzenli nakit desteği alan vatandaşımızın sayısı 18.000'in üzerinde. Düzenli nakdi destek alan, yine özellikle gıda hijyen paketi desteği alan ailelerimizin sayısı 25.000'e ulaştı. Sevgili hemşehrilerim, yine sadece Başakşehir'de 7.000 çocuğumuza 666 bin litre süt dağıttık. Süt dağıttık. Bunları daha da arttıracağız. Yeni sosyal yardım paketimiz daha da büyüyecek. Mesela biz emeklilerimize 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. Milletin çektiği sıkıntıyı görüyoruz. Yine emeklilerimize, şayet eğer kentsel dönüşüme girmişse, tam 9 bin lira kira desteği vereceğiz. 9 bin lira kira desteği. Bakın, sosyal belediyecilikte, sosyal yardımda her türlü sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Değerli dostlarım, bakın, sosyal yardımları anlatmak insanın hoşuna gitmiyor. Bunlar sizin hakkınız. İnsanlarımız yokluk çekiyorsa biz insanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu devletin kuralı, devletin bunu yapmak zorunda. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Arttırmaya da devam edeceğiz. Ama temel mesele ne biliyor musunuz? Bu memleketin yoksulluk sorununu tarihe gömmek. Ama bunlar yapamayacak. Bakın, niye yapamayacaklar biliyor musunuz? Bunların tek derdi koltuğu korumak. Bunların tek derdi koltuğu ve makamın sahibi olmak. Onlar kendilerini makamın sahibi zannediyorlar. Koltuğun sahibi zannediyorlar. Mesela onlar şimdi olmazsa olmaz İstanbul'u kazanacaklar. Sanki İstanbul'u tapu edecekler. Sanki İstanbul'u mülk edecekler. Bakın, ekonomiyi düzeltmesi gerekenler, hukuku düzeltmesi gerekenler, sağlık sorunlarını bu ülkenin çözmesi gerekenler Ankara'dan tek tek yola çıkıyorlar. 17 bakan İstanbul'da görevli olarak seçimde İstanbul'a gelmeye başladılar.
Yakında, yakında, yakında o da gelir. O da gelecek yakında. Ama söyleyeyim. Sevgili hemşerilerim, güzel hemşerilerim, siz misafirperversiniz, öyle değil mi? 2019'da misafirperverliği onlara gösterdiniz, öyle değil mi? Ev sahipliği nasıl yapılırmış gösterdiniz, öyle değil mi? Ne yaptınız? Onlara misafirperverliğinizi 13 bin kez değil, 100 bin kez değil, tam 806 bin kez gösterdiniz. Daha fazlasını göstermeye hazır mıyız? Şimdi benim canımı yakan bir konuyu burada da sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz sevgili hemşehrilerim, biz bu yoksul süreçte çok da istenen, ki Mesut Başkanım da bunu arzu ediyor ve inşallah Başakşehir'de de kent lokantamızı açacağız ve sizlerin hizmetine sunacağız. Bakın, kent lokantasını başta öğrencilerimize yakın yerlere, sonra işçimizin, emekçimizin olduğu yerlere, daha sonra da özellikle emeklerin olduğu yerlere açıyoruz. Dört kap yemeği biz 40 liraya insanlarımıza servis ediyoruz. Helali hoş olsun. Kent lokantalarımıza daha bir yıl oldu olmadı. Kent lokantalarımıza gelen vatandaşımızın sayısı 3 milyona yaklaştı, biliyor musunuz? 3 milyon. 3 milyon insanımız. 3 milyon insanımız kent lokantalarına gelip bazen soğukta, bazen o ayaz soğuğunda gelip kuyruğa giriyorlar. Niye? Çünkü insanlar ne yazık ki muhtaç. Bakın, geçenlerde Sultan Gazi'de, sevgili hemşerilerim, Sultan Gazi'de bir hemşerim yanıma geldi. Sultan Gazi'de bir kent lokantası açmıştık. Dedi ki, başkanım, ben buradan otobüse biniyorum. Bana Allah razı olsun, emekli olduğum için, 65 yaş üstü olduğum için ücretsiz ulaşım kartı verdiniz. O kartla ben kalkıyorum, Çapa'ya gidiyorum. 4 öğün yemeğimi 40 liraya yiyip tekrar Sultan Gazi'ye dönüyorum, dedi. Şimdi o emekli amcamız Sultan Gazi'ye de kent lokantası açıldığı için çok mutlu. Bakın söyleyeyim, niye üzüldüm, niye kızdım? Sevgili hemşerilerim, bu var ya ithal aday, dersine iyi çalışmayan aday, kent lokantalarında verilen bu hizmeti küçümsedi. Çay bardağı kadar suymuş efendim, bu da hizmetliymiş. 3 milyon insan orada özellikle 3 milyon insan orada bizden hizmet aldı. Ve o insanlar bu hizmetten dolayı bize teşekkür ediyor. Biz de diyoruz ki o insanlara, biz size daha fazlasını vermeliyiz. Ama bu ithal aday, bu dersine çalışmayan aday kalkıyor, kent lokantası hizmetini küçümsüyor, alay ediyor. Bak söylüyorum, bu milleti tanımayan, bu milletini bilmeyen, bu vicdan sahibi olmayan, bu anlayışın temsilcisi, bu adaya söylüyorum, ağız dolusu bu milletten özür dileyene kadar sana bu yaptığın ahlaksız tavrı ve düşünceyi hatırlatmaya devam edeceğim.
Devam edeceğim. Bir kuzum benim, ellerini öpüyorum senin. Şimdi bir velimiz bir mesaj yollamış. Havin, Havin Öznur. 6 yaşında. Havin. Havin burada mı Havin? Ha siz arıyorsunuz. Havin, Havin'i buluruz şimdi. Havin kuzum bak, beni duyuyorsan otobüsün yanına gel. Tamam mı Havin? Hadi öpüyorum seni. Havin. Hadi. Otobüsün yanına gel. Duyamıyorum seni güzelim. Bak orada bir arkadaşım, bak dinle bakayım onu. Şimdi sevgili hemşehrilerim, bakın Başakşehir'de de çok çalıştık. Sosyal yardımlarımızdan bahsettim. Burada istihdam ofisi açtık. Çok faydalı işler yapıyor. Kayabaşı'nda Havin. Havin'i ver, ön tarafa ver Havin'i. Annesini bıraksın, ben alayım onu. Benim kızım büyüdü, gidelim bari, bize gidelim. Gel Havin. Tamam. Annesi, siz de yanaşın oraya, size verecek onu. Aferin Havin'e. Gezmeye çıkmış annesi, cesur kız olacak, cesur. Kızlarımız çok cesur olacak, çok. Cesur olacak kızlarımız. Soğuk, soğuk. Sevgili dostlarım, bakın Kayabaşı'nda özel gereksinimli bireyler için çok detaylı özel bir merkezi Özgem'i açtık. Yine özellikle Isparta Kule Tem yan yol köprü ve kavşağını büyük bir problemdi. Hızla bitirdik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Su baskın riski ve diğer yatırımlar için İSKİ Başakşehir'de tam 2 milyar 400 milyon lira yatırım yaptı. Her yağmurda su baskını olurdu İstanbul'un muhtelif yerlerinde. 150'ye yakın noktasında yatırımlar yaptık ve İstanbul'un o kötü çağ dışı görüntülerini tarihe gömdük. Sevgili hemşehrilerim, 2024-29 dönemiyle ilgili çok daha hayallerimiz büyük. Hani bunlar, kızımız diyor ya, ben 8 metreyi, 8 adımı, 8 kilometreyi ayırt edecek yaştayım. 8 yaşındayım. Aslında onu dersine çalışmayan ithal adaya yolluyor o sözü. Şimdi Ataköy iki telli metrosunu Allah'ın izniyle 18 Mart günü Başakşehirlilerle birlikte açacağız. Özellikle iki tellideki organize sanayi bölgesinden başlayan Atatürk Mahallesi ile devam eden Ayazma'da o derenin olduğu yerde oluşan sel ve su baskınlarıyla ilgili de önümüzdeki hafta tam 1 milyar liralık yatırımla tünel açarak yerin altından su baskınını da Masko ve civarını kurtaracak, su baskınları ile ilgili süreci de tarihe gömecek temeli de atıyoruz. Bakın Kayaşehir. Bir de bunlar uyanık. Şimdi eskiden bizden önce bakanlık metroyu yapar, İstanbul Belediyesi'ne teslim ederdi. Parasını 20 senede alırdı, 17 senede alırdı. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Başakşehir'de mesela Kayaşehir metromuz var, biliyorsunuz değil mi? Kayaşehir Başakşehir metrosu, onu bakanlık yaptı. Bize teslim etti. Aynı şekilde karşıda Sabiha Gökçen metrosunu yaptı. Bize teslim etti. 6 milyar liraya yakın rakamı bizden 10 ayda tahsil ettiler, biliyor musunuz? 10 ayda.
10 ayda aldılar parasını. Bak bir şey söyleyeyim. Bunlar zannediyorlar ki Ankara'daki kasa onların, İstanbul'daki kasa bizim. Ya böyle bir şey olur mu? Allah'ın adamı. Ankara'daki kasa da milletin, İstanbul'da milletin. Sen kimi cezalandırıyorsun? Sen kimi cezalandırıyorsun? Ama beni bunlara çok güzel duam var. Bu duamın da tuttuğunu düşünüyorum. İnşallah bunlara 1 Nisan'dan sonra akıl gelecek. Allah bunlara akıl versin. Çok çalışacağız hemşerilerim. Bu seçime kadar çok çalışacağız. Çok çalışıp Başakşehir'i kazanmaya hazır mıyız? Bakın sevgili dostlarım, Mesut Başkanımız çok değerli bir iş insanı. Ama sadece iş insanı değil. Yani iş insanı üretim yapar, ticaretini yapar, para kazanır, istihdam sağlar. Ama bazı iş insanları var, bu işlerinin dışında biraz da cemiyet adamıdır. Biraz da toplumsal sorunlara eğilir. Sektör sorunlarına eğilir. Emekçinin sorunlarına eğilir. Kendi meslektaşlarının sorunlarına eğilir. Sivil toplumlarda çalışır. Mesut Bey, değerli başkan adayımız, öyle bir insan. Sadece iş insanı, sadece para kazanan değil, aynı zamanda milletine duyarlı, cemiyetine duyarlı, sektördeki insanlarına duyarlı, kime sorsanız iyi insan, iyi esnaf, yardımsever esnaf diye anlatılan itibarlı bir hemşerimiz, itibarlı bir hemşerimiz. Biz bakın bir şey söylüyorum. 39 ilçenin 39'unda da iddialıyız. Niye biliyor musunuz? 39 ilçenin tamamında iyi, işini başaran, geçmişte bir başarısı olmuş, İstanbul'una düşkün, yaşadığı ilçeye düşkün, itibarlı insanlarla yola çıktık. 2, birinin sözüyle hareket eden değil, milletinin sözüyle hareket eden insanları seçtik. 3, demokrat insanları seçtik. 4, ahlaklı, erdemli insanları seçtik. İşte biz Başakşehir'de Mesut Öksüz Başkanımızı seçtik. Dolayısıyla sevgili Başakşehirliler, 31 Mart akşamı oy pusulasında Mesut Öksüz yazan yerde herkes oylarını kullanmaya hazır mı? 31 Mart'a kadar komşularına, dostlarına, akrabalarına güler yüzle konuşmaya, Mesut Başkan'ı anlatmaya, çalışmaya, sandıkta görev almaya hazır mı? Aynı şekilde 31 Mart'ta çok daha güçlü, çok daha halktan yana, halkçı bir belediyecilik yapmamız için, mecliste daha iyi bir sayıya sahip olmamız için, Başakşehir'de oy pusulasında Cumhuriyet Halk Partisi listesinin altındaki mühre oy basmaya hazır mıyız? Ne kaldı? Ben kaldım. Beni unutur musunuz? Hayır. Tamam o zaman. Her şey. O zaman Mesut Öksüz'le Başakşehir tam yönlüleri kalın sağlıcakla.
dil ve beraberce, dostça ve kardeşçe, birlikte sevgiyle 31 Mart'ta da haydi Başakşehir, tam yol ileri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü siz kıymetli Başakşehir halkına ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Başakşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mesut Öksüz'e yolun açık olsun başkanım diyoruz. İnanıyoruz Büyükşehir'de İstanbul'da Ekrem Başkan, Başakşehir'de Mesut Öksüz Başkan, tam yol ileri. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. Gücünü, azmini alttan ve hattan alan 16 milyonun gerçek başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve inanıyoruz ki 31 Mart'ta güneş bir başka doğacak. Pırıl pırıl güneş içimizi ısıtırken İstanbul yine başaracak. Başakşehir de başaracak. Tam yol ileri. ...16 milyon İstanbullu için, çocuklarımız, gençlerimize yaşanabilir bir İstanbul için Ekrem Başkanımızla tam yol ileri. Değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Mesut Öksüz'e aydınlık yollar diliyoruz. Elbette ki birlikte başaracağız. Sevgiyle başaracağız. Birleştirenler kazanacak. Başakşehir'de Mesut Öksüz Başkanımız olacak. Çok teşekkür ediyoruz.